koş hadi koş. Koş özgürce ormanda. Koş koş durun hadi koş. Yelen uçuşsun rüzgarda. Koş hadi koş hadi koş. Doğru gidiyor dört nala. Koş koş durun hadi koş. Karatay hemen yanında. Hadi koş hadi koş hadi koş. Peşinden ayrılma sürünün. Koş durun koş durun koş. Her gün yeni bir macera. Doğru başlıyor. Hiçbir yerde elma ağacına rastlayamadık. Bence dönelim. Oo, bakıyorum çok çabuk vazgeçiyorsun Karatay. Arkadaşlar şuraya bakın. Ne oldu Doru? Yoksa elma ağacı mı buldun? Ne kadar büyük bir kaya. Mağaranın kapısı gibi duruyor. Sanki içeri kimse girmesin diye koyulmuş. Olabilir Karatay. İçinde vahşi bir aslan yaşıyor olabilir. Belki de çok güzel bir şey vardır ve kimse almasın diye koymuşlardır bu kayayı. Arkadaşlar, ne olduğunu görmek istiyorsak bu kapıyı açmalıyız. İyi ama bizim gücümüz yetmez ki bu kayayı itmeye. Deneyip görelim o zaman. Boşuna uğraşma Doru. Baksana ne kadar büyük. Bence vadiye gidip yardım isteyelim. Merhaba çocuklar. Kral. Demek mağaranın kapısını açmak istiyorsunuz. Açamayacağımızı ben söyledim ben ama... Ben buna cesaret kayası diyorum. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü bu kayayı yerinden oynatmak cesaret gerektirir. Yani mağaraya girmemizde bir sakınca yok. Elbette. Yeterince cesursanız girebilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne duruyoruz? Kırat'ın söylediğini duydunuz. Kırat. Gitmiş. Arkadaşlar neyiniz var? Neden bekliyoruz? Kırat'ın söyledikleri aklıma takıldı Doru. Benim de öyle. Ya yeterince cesur değilsek ve bu yüzden başımız derde girerse? O da nereden çıktı Karatay? Bence gayet cesuruz. Ya değilsek? Sonuçta biz de bazı şeylerden korkuyoruz. Karatay haklı. Mesela ben ormandaki kurtlardan korkuyorum. Aslında ben de çiftlik sahiplerine yakalanmaktan korkuyorum. Gördünüz mü? Ben de elmasız kalmaktan, böğürtlen bulamamaktan, erik ağaçlarının kurumasından. Karatay. Arkadaşlar, sanırım haklısınız. Biz korkusuz değiliz. Ama bu kapıyı açmayı denemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bir fikrim var. Vadiye gidip aramızdaki en cesur kişiyi seçelim. Kapıyı o açar. Böylece biz de mağarada ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Harika fikir. Sence de öyle değil mi Doru? Pekala arkadaşlar. Vadiye gidip en cesur kimmiş bulalım bakalım. Vadinin en cesuru kim olabilir? Kim olabilir? Buldum. İnanmayacaksınız ama benim adayım Bıdık Enişte. Bıdık Enişte mi? Evet, olabilir aslında. Hani geçenlerde vadiye yıldırım düşmüştü de Bıdık Enişte bırak korkmayı uykusunu bile bozmamıştı. Aynen öyle. Bunu korkusuz olduğu için mi yaptı acaba? Hadi gidip öğrenelim. Bıdık Enişte. Bıdık Enişte. Efendim. Ne yapıyorsun böyle? Ben de minik geldi sandım. Çok korktum. Korktun mu? Neden ki? Minik ot toplamaya gitti. Giderken de benden bahçeyi süpürmemi rica etti. Ben de olur dedim. Şimdi beni uyuklarken görse neden sözünü tutmuyorsun da tembel tembel uyukluyorsun diye kızar. Korkmakta haklısın aslında. Peki siz bana ne söyleyecektiniz? Önemli bir şey değildi. Sen uyumana devam et. Minik gelirse uyandırın ama olur mu? Görürsek uyandırırız tabii. Evet arkadaşlar. Bıdık Enişte minik yengeyle arasının bozulmasından çok korkuyor. Aradığımız cesur kişi o değil. Onu eledik. Sıradaki adayımız kim?
Merhaba muhtar. Muhtar, Yaman yok mu? Ona bir şey soracaktık. İçeride uyukluyor. Bana sorabilirsiniz. Peki, sana da soralım. Muhtar, seni ne korkutur? Korkmak mı? Muhtar hiçbir şeyden korkmaz. Bunu hala öğrenemediniz mi? Emin misin muhtar? Yani kurtlardan bile mi? Kurt mu dedin? İmdat! Kurtlar! Ne? Kurtlar mı? Şu tarafta bir kurt gördüm sanki. Muhtar, o senin gölgen. Gölgen mi? Hay Allah! Siz kurt deyince ben de bir an korktum galiba. Korkacak ne varmış? Ben buradayken kurtlar size hiçbir şey yapamaz. İşte ben buna cesaret derim. Yaman haklı muhtar. Sen de pireyi deve yapıyorsun. Pire mi dedin? Ne piresi? Ben pire derken aslında... Nereden çıktı bu pireler? Sakin ol Yaman. Pire falan yok. Pire yok mu? Yok tabii. Ben sadece muhtar durumu büyütüyor demek istemiştim. Pireyi deve yapmak bir deyimdir. Küçük bir meseleyi büyütmek, abartmak anlamına gelir. Ben de ortalığı pireler sardı diye çok korktum. Çok mu korktun? Evet, çok korktum. Neden böyle şaşırdınız ki? Bir pireden kurtulmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Kaşınmaktan deliye dönersiniz. Biz de seni korkusuz sanırdık Yaman. Meğer minicik bir pireden korkuyor musun? Senin gibi kendi gölgemden korkmuyorum en azından. Gel buraya. Kolaysa yakala. Seni önce kurtlar yakalasın da gör. Seni pireler yakalamasın da. Sanırım aramızda yeterince cesur kimse yok. Merhaba çocuklar. Merhaba anne. Yüzünüz neden böyle asık bakalım? Biraz moralimiz bozuk. Vadinin en cesurunu arıyoruz ama henüz bulamadık. Cesur mu? Hepiniz cesursunuz zaten. Ama bizim korkularımız var. Çocuklar, sanırım siz cesur olmayı farklı anlamışsınız. Nasıl? Cesur olmak hiçbir şeyden korkmamak demek değildir ki. Hepimizin farklı farklı korkuları var. Önemli olan bir şeyden korkuyor olsak bile korkunun bizi yapmamız gereken şeyden alıkoymasına izin vermemek. Bir gece siz ormandan geri dönmeyince Demirkır'la birlikte karanlıkta sizi aramaya gitmiştik, hatırlıyor musunuz? Evet. İşte o zaman kurtlardan korkuyor olmamız bizi durdurmamıştı. Çünkü sizi kurtarmamız daha önemliydi. Şimdi anlıyorum. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Nereye? Cesaret Kayası'na. Şimdi ne yapacağız Doru? Kapıyı açacağız. Şuna bakın, açılıyor. Nasıl yani? Bu kadar kolay mıymış? Hadi arkadaşlar. Acaba içeride ne var? Gözlerime inanamıyorum. Ha? Bu kadar çok elmayı rüyamda bile görmemiştim. Bu Kırat değil mi? Merhaba çocuklar. Merhaba Kırat. Burası harikaymış. Bahçeye ulaşabilmenize çok sevindim. Ama beni daha çok mutlu eden bir şey var. Neymiş? Kendinizde buraya girecek cesareti bulmanız. Doğru sayesinde oldu Kırat. Başından beri buraya girebileceğimizi biliyordu. O gerçekten çok cesur. Buraya geldiğinize göre hepiniz öylesiniz çocuklar. Aferin size. Şunu unutmayın. Kapılar sadece onu açmaya cesareti olanlar için açılır. Siz cesur yürekli misafirler için hazırlanmış bu lezzetli meyveleri tatmak istemez misiniz? Tabii ki isteriz. Vadideki dostlarımız da burada olsa ne güzel olurdu. Onlara da haber verebilir miyiz Kırat? Sanırım birileri haber vermiş bile. Haber mi vermiş? Ne yapacağınızı görmek için peşinizden geldik. Sizinle gurur duyuyorum. Melek, bahçenin güzelliğine bak. Şu ağaçın altında nasıl da uyunur.
İyi ki geldiniz. Yeter artık, bırak peşimi. Burası da ne böyle? Herkese merhaba. Merhaba Yaman, sen hala muhtarın peşini bırakmadın mı? Asıl o benim peşimi bırakmadı. Korkularımla alay edip beni kızdırıyor. Olayı büyütme Yaman. Muhtar sadece sana şaka yapıyor. Sen de pireyi deve yapıyorsun canım. Ne? Pire mi dedin? Nerede? Kuyruğunda olmasın, bir bak bakayım. Bakayım hani, nerede? Şimdi seni yakalayacağım. Dur Yaman, yanlış anladın. Bırak biraz dönsün, spor yapmış olur.